Can Yücel'in oğlunun onun hakkında kullandığı tabiri kullanalım. Sevilmeye teşne birisi. Yani sevilmeyi çok seviyor ve sevilmek istiyor. Müthiş bir iştahı ve merakı var. Yani bir böyle Arendtçi bir tabirle dünyaya katılma iştahı diyelim. Bana zevkli ve saygıdeğer gelen yanı o öncelikle. Okumaya çok erken yaşta düşkün olan bir çocuk. Tabii şekillenmesinde Mevlevi tekkesinin çok payı var. Yani babası da dindar ve o da Mevlevi meşrep olarak biliniyor ama esas annesi yani tekkenin önemli bir bağlısı. Yani hem müzik kültürü hem aslında din kültürüyle beraber hani okuma yazmayla, düşünceyle, fikirle yani alemi ve alemin ötesini düşünmekle ilgili tecrübesi ta o zamanlardan başlıyor. Mevlevi tekkesiyle ilişkisinin çok boyutu var. Mesela yaşam zevki, yaşama adabı, arkadaşlık, muhabbet, nezaket o kültürü de oradan aldığını düşünüyor. Babası aslında hani bu laik inkılapları ve hani dinin artık kamusal hayatın dışına itilmesini sindiremiyor, kabullenemiyor ve hani dönemin kimi dindarları gibi hayattan çekiliyor. Yani dünyadan çekiliyor. Annesi ki hani tekkesi kapatılmış bir Mevlevi bağlısı olmasına rağmen ve olanca dindarlığıyla rejimi canı gönülden benimseyen bir tutumu var ve o da Yücel'in tutumu da tıpkı annesininki gibi. Orada da yine annesinin çocuğu yani. Kendisini de Mevlanacı olarak tanımlıyor. Yani seküler dünyaya da uygun ve her zaman çağdaş deyim yerindeyse bir din anlayışı olarak benimsiyor. Yücel'in bunu belki de en canı gönülden benimsemiş cumhuriyet figürü olduğunu söyleyebiliriz. Yani laikliğin dine de iyi geleceği fikri. Balkan Savaşı, arkasından milli mücadele, hani milli beka kaygısının, devlet elden gidiyor kaygısının bütün aydınları sardığı bir dönemde tabii çok ateşli bir milliyetçiliği var. Gençliğinde Türk Ocağı'na gitmiş ve Ziya Gökalp'i bir fikri önder olarak hayranlıkla dinlemiş ve benimsemiş birisi olarak Gökalp'in kültür uygarlık ayrımını yanlış buluyor. Ona göre kültür ve uygarlık bir bütün. Yani modern uygarlığı içinden bize özgü olan kültürü ayırt ederek almak diye bir şey yok. Zaten tümüyle kültür ve uygarlık olarak modernleşirsek, kültür ve uygarlık olarak da millileşeceğiz. Hani bu tür bir böyle bir tutarlılık olarak düşünüyor bunu. Hani modernleşmeyle millileşmeyi mutlak anlamda uyumlu görüyor. Yani ancak tam anlamıyla modernleşerek, yani hiçbir tenzilata gitmeden, modernleşmeyi herhangi bir süzgeçten geçirmeden, tam anlamıyla modernleşerek milli olmak mümkün ona göre ve tersi. Yani gerçekten tam anlamıyla millileşmek modernleşmeyi de beraberinde getirir ve gerektirir. Dönemin aydınları zaten milliyetçiler yani büyük çoğunluğu. Yani en azından hani rejim çerçevesi içerisindeki aydınları ama Yücel'de bu hani hümanist Yücel imgesiyle bağdaştırılması çok kolay olmayan, hiç kolay olmayan böyle bir etnomerkezci damar var, bayağı güçlü bir damar var. Türk Ocağı'nın bayağı bir müdavimi, coşkulu bir müdavimi. Bu ilk siyasi adımı, siyasete ilk adımı diyebiliriz. Öğretmenlik kariyerine başladıktan sonra da hani rejimin bir hani yeni Türkiye inşa etme idealine canla başla bağlanmış bir hani ülkücü öğretmen. Hani ülkücüyü günümüz siyasi terminolojisiyle değil, o dönemin idealist genel anlamıyla kullanıyorum. Hem eğitim alanında giderek uzmanlık bilgisini derinleştiren, işte yurt dışına müfettişliğe gönderilen ve hani bilgi birikimini orada geliştirmesi istenen seçkin bürokratlardan biri. Hem her zaman hani eğitim nasıl olmalı, eğitim politikamız nasıl olmalı konusunda fikir üreten, gazetelerde köşe yazarı yazan, hani yani yeni Türkiye inşa meselesinin her boyutuyla ilgili fikir üretmeye çalışan böyle angaja bir aydın. Bu onu öne çıkartıyor.
bir noktada milletvekili seçiliyor. İşte milletvekili olmak da zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasi kadrosu içinde resmen yer almış oluyor. Halkın rejime olan rızasını güçlendirme ve istenen türde vatandaş yetiştirme hedefine dönük önemli işler yapacak bir bakan olarak bu göreve atanıyor. Tanpınar gözde nazır diye yarı şaka yollu söylemiş. Yani kabinenin önde gelen bakanlarından biri, yani güçlü bir şahsiyet. Herhangi bir bakan değil. Zaten çok uzun süreli bir bakanlık dönemi var. Ondan daha uzun görev yapmış bir kültür bakanı da yok, eğitim bakanı da yok, eğitim ve kültür bakanı da yok. Felsefe ders kitabı Türkiye'de en uzun süre okutulmuş bir ders kitabı. Bakanlığı döneminde yani en önemli iki projesi, yani hala anılan biri, klasik eserlerin Türkçe'ye kazandırılması, yani büyük çeviri projesi. Diğeri de köy enstitüleri. Yani hakikaten bir kütüphane çeviriyorlar diyebiliriz. Bugüne kadar kalmış çok kaliteli ve bir tutarlılığı, bütünlüğü olan bir çeviri projesi gerçekleştiriyorlar. İşte orada da milliyetçi muhafazakar cenahtan buna yapılan eleştiri, bu projeye getirilen eleştiri, bunun tamamen işte Batı merkezci ve hani Batı hayranlığına ve Batı kültürünü ithal etmeye dayalı bir proje olduğudur. Çok haklı bir bakış değil bu, çünkü Doğu klasiklerinden daha az sayıda olmakla birlikte pek çok eser çevriliyor. Hasımlarının dahi sonuçta saygıyla yad ettiği bir proje. Çünkü birkaç kuşak hani o eserlerden istifade ederek büyümüş. Üç çocuğu var Yücel'im. Sevmeyi ve sevilmeyi seven bir adam. Can Yücel bununla ilgili çok konuşmuş, çok yazmış. Hep özlemiş babasını. Can Yücel'in babasıyla ilişkisi, aşk ilişkisi. Çok çok seviyor, çok hayran. Üniversite çağlarında bir gerilim de var aralarında. Çünkü Can Yücel daha solculaşıyor ve yani babasını bir baskıcı iktidarın temsilcisi gibi görür olmaya başlıyor. Yücel de, yani Hasan Ali de Can'ın solculaşmasından biraz tedirgin oluyor. Hatta dil tarihte öğrenciyken dil tarihteki solcu ceryanlara fazla kapılmasından endişe ettiği için apar topar onu yurt dışına okumaya gönderiyor. Aslında daha önce yurt dışına okumaya gitmesi söz konusu olmuş Can Yücel'in. Fakat daha sonra büyük, dünya çapında bilinen bir beyin cerrahı olacak olan Gazi Yaşar Gid'le aynı konumdalar. Ve Hasan Ali Yücel yani oğlunu kayırıyor durumuna düşmemek için Gazi Yaşar Gid'in o burstan yararlanarak yurt dışına gitmesini sağlıyor. İşte Mustafa Kemal ünlü bir yurt gezisine çıkıyor. Hasan Ali de var, genç, parlayan bir bürokrat olarak. Sıfır nedir? Anlatın bana diyor. İşte Hasan Ali de felsefi bir açıklamayla, işte sonsuzluk, sonluluk gibi kavramlarla sıfırın anlamını, matematik felsefi anlamını anlatmayı deniyor çeşitli biçimlerde. Her seferinde sözünü kesiyor. Hasan Ali de, yani sizin solunuzda benim yerim diyor. Milliyetçi muhafazakar cenahta işte onun yaltaklanmacılığının, yalkavukluğunun bir örneği olarak anıldı ve sıfır lakabı kullanıldığı hakkında, hani Mustafa Kemal'in yüce varlığı karşısında kendini hiçleştiren, biraz da üzerine yapışıyor bu söz daha sonra. Köy enstitüsü projesini sahiplenenler, oluşturanlar, işte Tonguç ve arkadaşları, Yücel de öyle. Hakikaten uyanık yurttaş, yani kendi ayakları üzerinde duran, kendi sözünü söyleyen, yani yurttaş bilincine sahip, yurttaş yetiştirme hedefini de sahici olarak önemsiyorlar. Devlet eliti içerisindeki statükocu, güçlü kadro da hoşnutsuz. Ve buna karşı, dolayısıyla bu projeye karşı bu homurtular, özellikle İkinci Dünya Savaşı'nın sonrası, yavaş yavaş Soğuk Savaş'ın işaretlerinin görülmesi, yani çok şiddetli bir antikomünizmin
hızla yükselmesiyle birleştiğinde bu proje bir hani komünizme zemin hazırlayan, komünizm propagandası yapılan, zaten solcuların güdümündeki bir proje olarak her taraftan hızla karalanmaya başlıyor. Yücel de buna bağlı olarak harcanıyor. Yani büyük ölçüde Köy Enstitüleri Projesi'nin siyasi sorumlusu olarak gerçekten öyle. Bu damga anına yapıştırılarak harcanıyor. Demokrat Parti'nin güçlü İstanbul İl Başkanı Kenan Öner'le davalaşıyorlar. Komünistlere tarafından aldatılmakla ve kullanılmakla ve komünistlere yardım ve yataklık etmekle, deyim yerindeyse, suçluyorlar. Basının, kamuoyunun bizzat iktidarının son dönemini sürmekte olan Cumhuriyet Halk Partisi'nde dahil çok şiddetli bir komünizm tehdidi ve komünistler tantanası yaratmasıyla ilgisi var. Yani buna yarayan bir iş oluyor o dava. O bakımdan da işte hukuki olarak kazanmakla birlikte siyasi olarak kaybetmiş oluyor. Yani siyasi olarak yani komünist olarak tanımlanması mümkün değil. Bizzat kendi bakanlığı döneminde komünistlikle itham edilen din tarihli öğretim üyelerinin tasfiyesinde de yetkisini kullanmış birisi. Küskünlüğünün tadını çıkaran bir havası var 50'li yıllarda. Yani biraz yani vefasızlığa uğramış, kadri bilinmemiş birisi olmasının yani böyle biraz böyle hüzünlü, melankolik bir havası da var. İş Bankası kültür faaliyetlerine danışmanlık etmek üzere bir iş ve davet ediliyor, iş veriliyor kendisine. Bakanlığı dönemindeki yayıncılık faaliyetinin, yayın yöneticiliğinin başka imkanlarla, başka koşullarda sürdürülmesi diyebiliriz ona. Can Yücel babasının hani birazcık pisi pisine gittiği kanısında, yani üstelik de doktorların da olduğu, yanında doktorların olduğu bir ortamda yanlış müdahale edildiği için, tam ne olduğu anlaşılamadığı için, sadece bir hani gaz sancısı sanıldığı için müdahale edilemeyip yani pisi pisine öldüğünü söyler ve çok üzülür buna. 1990'ların ortalarından itibaren yeniden anılmaya ve hatırlanmaya başladığını görüyoruz. Bunda 97'de UNESCO'nun Dünya Hasan Ali Yücel yılı ilan etmesinin payı var. Bir de siyasi konjonktürün payı var. Büsbütün kadrinin bilinmediğini söylemek fazla olur. Ama hani kim gerçekten anlaşıldığı sorusunun cevabını vermek zor tabii, ama milliyetçiliği, kemalizmi, işte cumhuriyetçiliği, hümanizmi, evrenselciliği, aydınlanmayı, dini, dindarlığı, sekülerizmi düşünmek, bunların anlamları ve farklı yorumları üzerine kafa yormak için bizzat kendisi bir mercek.